Panda. I got broads in Atlanta. Tuesday the lean the family. Credit cards and the scammers. Herkese merhaba. Bugün bir kutu açılışı yapacağım. Kutu açılışı yapacağım ürün Blue Yeti Blackout bir mikrofon. Mikrofonun özellikleri nedir? Sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kutusuna ilk baktığımda ağırlığı ve kalitesiyle ön planda olduğunu düşündürüyor. Kutu eline aldığınızda gayet ağır bir ürün. Birden fazla bir modları var. Modlardan bir tanesi kardioid modu. İkincisi omnidirectional mod. Birisi de bidirectional ve stereo modu olmak üzere toplamda 4 modu var. Kardioid modda oyun canlı yayını yaparken kullanabileceğiniz ve Skype'te görüşmeler yaptığınızda kullanabileceğiniz, ayrıca podcast kayıtlarında veya kısa film amaçlı kayıtlarda kardioid modunu kullanabilirsiniz. Omnidirectional modda ise konferans görüşmeleri ve orkestra kayıtlarını burada bu modda gerçekleştirebilirsiniz. Bir Direction modda yine web üzerinden görüşmeler, enstrümantal yani müzik aletleriyle kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca vokal düette de karşılıklı iki kişinin düet yaparkenki kaydını bu mikrofonla alabilirsiniz. Stereo modda yine vokal kayıtlar, yine bir müzik aletiyle beraber şarkı söyleyip bu mikrofon sayesinde kayıt alabilirsiniz. Öncelikle böyle bir mikrofona neden ihtiyaç duyulur? Kaliteli ses kaydı almak isteyen, hızlı pratik kurulumu olan bir mikrofon ve yanınızda da taşıyabileceğiniz yani makul seviyede taşıyabileceğiniz bir ürün. Bunun fiyatını yaklaşık olarak 2020 Mayıs ayı itibariyle 1900 civarlarında bir fiyata aldım. Ben bunu niye aldım? Ben bu ürünü profesyonel bir ses kaydı yapılması gereken bir projede kullanmak üzere aldım. Bir mikrofonun buradan resmini görebilirsiniz. Bakın burada bir mute ses kısma tuşu, kapatma tuşu, bir burada mikrofona taktığınız kulaklığın sesini ayarlayabileceğiniz bir tuş var. İsterseniz yavaş yavaş kutunun içindeki ürünü açalım, dışarı çıkartalım ve daha yakından inceleyelim. Ufaktan bir yırtık açtık. Evet. Şimdi kutusunu çıkartıyoruz. Evet. Şöyle koyalım. Hatta burada çekelim. Evet. Şimdi. İlk defa böyle bir mikrofon alıyorum. İlk defa böyle bir profesyonel bir mikrofona sahip oluyorum. Açıkçası ben de bu videoyu çekene kadar açmadım. Şu anda açıkçası bayağı heyecanlıyım. Bir proje sayesinde ben de güzel bir mikrofonu test etme ve kullanma şansına eriştim. Erişeceğim inşallah. Bir de hatırlatma yapayım küçük ürünü anlatırken. Bunun Türkiye'de herhangi bir distribütörünü bulamıyorsunuz. Ya yurt dışı eBay sitelerinden hani Türkiye'ye gönderebilecek satıcılardan bunu alabilirsiniz. Veya bizim lokal satıcılarımız bulunduğu web siteleri yani N11 gitti gidiyor Amazon.com.tr'de de bu ürünü bulabilirsiniz. Dediğim gibi tabii ürünün faturalı haliyle gönderiyorlar. Fatura kesiyorlar.
Fakat hani garanti kısmında neler yaşarız ileriki dönemlerde, bir arızası olduğu zaman nasıl giderilir? Açıkçası hani o konuda çok fazla da emin değilim. Evet, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir tane USB kablosu var. Bir tane kullanım kılavuzu. Hemen ardından bakabileceğimiz bir tane kayıt. %20 indirim alabileceğimiz BlueYeti'nin web sitesinden bir kupon kazanmışız. Bir de tabii bu kutu özelliği Ghost Recon Breakpoint'in oyunu da içeriyor. Fakat bu oyunu maalesef Türkiye'de kullanamıyoruz. Türkiye'de nasıl bu oyunu kullanabiliriz onu bilmiyorum. Ama şu anda sadece Amerika ve Kanada bölgelerinde oturan kişiler bu promosyon kodunu kullanabiliyorlar. Bakalım yani Türkiye'de nasıl kullanırız? Bir VPN bağlantısıyla olur mu? Olmaz mı? Nasıl yaparız bilmiyorum ama tabii şu anda ikinci planda bu konu. Evet. Kutuyu çıkartıyoruz. Öncelikle baktım kutuya çok şık bir şey gibi duruyor. Yani bir şey gibi değil, hatta çok şık duruyor. Şöyle çekeyim. Yaklaşık olarak 2000 TL'lik bir mikrofon. Yani az buz bir ücreti yok arkadaşlar. Öncelikle poşetini çıkartalım. Evet. Bu şekilde konumlandırılmış taşınma konumuna. Biz yandaki şu elle sökebildiğimiz vidaları gevşetelim. Ve çevirelim şu şekilde. Tekrar sabitleme yapalım. Mikrofonumuza zarar gelmesin. Evet. Açıkçası dediğim gibi benim böyle bir ilk defa böyle bir mikrofonu kullanma şansına sahip oldum. Gerçekten ele aldığınız zaman ağır bir mikrofon. Hatta şöyle biraz daha netleştirmeye çalışayım. Evet. Blue Yeti markası itibariyle çok kaliteli mikrofonlar üreten bir firma. Blue Yeti yurt dışında özellikle çok popüler. Gerek ülkemizde de popüler. Dediğim gibi insanlar yurt dışındaki arkadaşlarına sipariş edip göndermelerini sağlayabiliyorlar Türkiye'ye. Veya dediğim gibi gitti gidiyor hepsi burada N11 gibi sitelerden, belirli satıcılardan alabiliyorlar. Ben bunu gitti gidiyordan aldım. Dediğim gibi tekrar söyleyeyim, yaklaşık olarak 1940 TL'ye yakın bir fiyatı var. Tabii epey yani ağırlığıyla hani kalitesini hani anlatıyor desem yeridir. Evet, çok fazla boş konuşmayayım. Evet, alt kısmında baktığınız gibi bir tane stereo jack, kulaklık stereo jack soketi var. Bir de asıl bağlantısını yapabileceğimiz bir tane mini USB bağlantı noktası var. Ve bunu masa üstü değil de farklı teleskopik aparatla kullanmak isteyen kişiler için de buraya yeni bir ayrı bir bağlantı aparat kısmı var. Burada bir mute tuşu var. Örneğin bunu niçin kullanabilirsiniz? Örneğin kayıttasınız, öksüreceksiniz veya ne bileyim ufak birisine sesleneceksiniz. Bu tuşa basarak ses kaydını yani sesinizin kaydını olmasını engelleyebilirsiniz. Veya yayındayken Twitch, DLive, YouTube veya Facebook yayını yaparken o arada sesinizi duyulmamasını istediğiniz bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Bu mute tuşuna basılıp bunu gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi volüm tuşu kulaklığın buna takabileceğiniz kulaklığın volüm ayarı, ses ayarı, ses yükseklik ayarı.
Diğer kısımda dediğim gibi bu mikrofonun 4 tane modu var. Burada bu mikrofonun ana ses şiddetine ayarladığımız bir düğmesi var. Buradan bu alttaki düğmeyi vasıtasıyla diğer modlara geçiş yapabiliyorsunuz. Geçiş yapabilirsiniz. Biraz sıkalım ki düşmesin. Zarar görmesin. Evet, dediğim gibi modlardan en sağdaki mod stereo modu. Soldaki mod kardiyoid. Diğer taraftaki omnidirectional. Bu 8'e benzeyen işaretli kısımda bidirectional mod olarak kullanabiliyorsunuz. Ben bunu hangi modda kullanacağım? Ben genellikle videolara ses kaydı yapacağım ve canlı yayınlarda da kullanabilirim. Ama da ufak çapta oyun kayıtları alıyorum. Bu kayıtlar esnasında da Cardioid modunu benim için uygun bir mod olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü zaten kutusunda da belirttiği gibi Cardioid modda canlı yayınlarda tek kişilik kayıtlarda bu modu kullanabilirsiniz. Daha öncesinde yani bu mikrofon gelene kadar kulaklığın üstündeki mikrofonu kullanıyordum. Bundaki ses kaydını karşılaştırabileceğim bununla eş değer bir cihazım maalesef yok. Videoyu da çok uzun tutmayayım. Sizleri de sıkmayayım. Çok fazla. Dediğim gibi çok gerçekten ilk geldiğinde beni çok fazlasıyla heyecanlandıran bir cihaz. Kalitesiyle. Denemek için sabırsızlanıyorum. Kayıt almak için sabırsızlanıyorum. Yani ses kaydını, kayıt kalitesini merak ediyorum. Bu videonun sonuna iki farklı iki farklı kulaklıkla ses kayıtları yapacağım. Aynı bir metin, düz bir metin okuyacağım. Bu düz metinde umarım siz de farkını anlarsınız. Başka anlatabileceğim nokta şu anda bu kadar. Platronics kulaklığın üzerinde bulunan mikrofon testi. Kumbara. İlayda'ya annesi doğum gününde kumbara hediye aldı. İlayda kumbarası olduğu için çok mutlu olmuştu. Hemen kumbarasını doldurmak için sakladığı paraları kumbaranın içine attı. İlayda'nın kumbarasının üzerinde Pepe resmi vardı. İlayda artık annesinden aldığı harçlıkları gereksiz harcamıyor, kumbarasında biriktiriyordu. Blue Yeti Blackout mikrofonun bidirectional moddaki testi. Kumbara. İlayda'ya annesi doğum gününde kumbara hediye aldı. İlayda kumbarası olduğu için çok mutlu olmuştu. Hemen kumbarasını doldurmak için sakladığı paraları kumbaranın içine attı. İlayda'nın kumbarasının üzerinde Pepe resmi vardı. İlayda artık annesinden aldığı harçlıkları gereksiz harcamıyor, kumbarasında biriktiriyordu. Cardioid mod da kayıt testi. Kumbara. İlayda'ya annesi doğum gününde kumbara hediye aldı. İlayda kumbarası olduğu için çok mutlu olmuştu. Hemen kumbarasını doldurmak için sakladığı paraları kumbaranın içine attı. İlayda'nın kumbarasının üzerinde Pepe resmi vardı. İlayda artık annesinden aldığı harçlıkları gereksiz harcamıyor, kumbarasında biriktiriyordu. Omnidirectional modda test. Kumbara. İlayda annesi doğum gününde kumbara hediye aldı. İlayda kumbarası olduğu için çok mutlu olmuştu. Hemen kumbarasını doldurmak için sakladığı paraları kumbaranın içine attı. İlayda'nın kumbarasının üzerinde Pepe resmi vardı. İlayda artık annesinden aldığı harçlıkları gereksiz harcamıyor, kumbarasında biriktiriyordu.
Stereo modda test. Kumbara. İlayda'ya annesi doğum gününde kumbara hediye aldı. İlayda kumbarası olduğu için çok mutlu olmuştu. Hemen kumbarasını doldurmak için sakladığı paraları kumbaranın içine attı. İlayda'nın kumbarasının üzerinde Pepe resmi vardı. İlayda artık annesinin aldığı harçlıkları gereksiz harcamıyor, kumbarasını da biriktiriyordu. Evet arkadaşlar, Blue Yeti Blackout modelin 4 farklı modunda kayıtımızı denedik. Bu kendi açımdan söylüyorum, çok bir profesyonel bir metin veya bir test ortamı olmayabilir. Ben size hani karınca kararınca bir test yapmaya çalıştım. Umarım az da olsa size bir fikir oluşturmuştur kafanızda. Dediğim gibi mikrofon bu şekilde. Ücreti alınır mı, alınmaz mı? Bilmiyorum. Bu size tamamen kalmış. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka anlatabileceğim nokta şu anda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için de çok farklı, sıra dışı ve güzel bir kutu açılımı gerçekleşti. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşunu tıklamayı, abone değilsiniz de abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Beni desteklemenizi rica ediyorum. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.